Evet, ben dahil sevgili yaylar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar, 15-22 Eylül arasında bizleri neler bekliyor? Arkadaşlar, her zamanki gibi üçer tane kart açıp bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım, ilk kartımızla başlayalım sevgili yaylar. Hoba. Arkadaşlar, asılan adam. Sevgili yaylar, bu dönem biraz üşengeç olacağımız fakat aynı zamanda da bir takım yeni şeyler öğrenmeye hevesli olacağımız bir dönem olacağını temsil ediyor bizler için. Ayrıca da meditasyonu ve yogayı da temsil eder ve yavaş karttır arkadaşlar. Ve olaylara başka bir açıdan bakmayı da temsil eder. Hayatımızdaki bir takım olaylara başka açılardan da bakabiliriz bu dönemde. Bu dönemde sanatla ilgilenebiliriz. Sanata ilgisi olan arkadaşlar müzikle ilgilenebiliriz. Fakat bu dönem bazı konular hakkında isteksiz olacağımızı, toksik ilişki yaşayan arkadaşlar için de ilişkide pembe gözlük takacağımızı, yani gerçekleri görmek istemeyeceğimizi sembolize eden bir karttır sevgili yaylar. Ve aynı zamanda da ilişkide veyahut işte herhangi bir konuda, herhangi veyahut hayatta yaptığımız bir takım projelerde suçlunun kendimiz olmadığını, günah keçisi bulacağımızı sembolize eder asılan adam sevgili yaylar. Hadi bakalım, ikinci kartımıza geçelim. Önlerden çekelim bu sefer de. Arkadaşlar, toksik ilişki dedik. Şeytan kartı çıktı. Arkadaşlar, şeytan kartı işte kendimizi kısıtlama veya başka bir kişi tarafından kendimizi kısıtlanmış hissetmemizi, değişim korkusu yaşayacağımız bir dönemi temsil eder. Fakat kendi kendimizi mahkum ettiğimizi, bağımlı hale getirdiğimizi sembolize eder. Aynı zamanda ilişkilerde üçüncü bir kişiyi, metresliği temsil eder. Cinselliği temsil eden bir karttır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda da arkadaşlar neden kendi kendimizi kısıtladığımızı anlatmaya çalışayım size. Bakın, şeytanın dibindeki Adem ve Havva'yı temsil eder iki karakter. Ve bakın, boyunlarındaki zinciri görüyor musunuz arkadaşlar? Boyunlarındaki zincir gevşek. Yani istese çok rahatlıkla çıkartıp kurtulabilir. Fakat kendi yaptığımız seçim olduğunu temsil eder. Ayrıca da alkolizmi, narkotik bağımlılığını temsil eder. Kilo almaya yatkın bir dönem olduğumuzu temsil eder arkadaşlar. Veyahut da yani kilo almaya yatkın olduğumuz dediğim bir diğer kartın özelliği de kendimizi şımartacağımız bir dönem olabilir arkadaşlar. Nasıl şımartma? İşte arkadaşlarımızdan dışarıya çıkıp bir şeyler içme, işte ne bileyim çok sıkı bir diyet yapıyoruzdur. İşte diyeti bozma, çikolataydı vesaire. O yüzden kilo almaya da yatkın bir dönem bu dönem arkadaşlar. O yüzden lütfen ve lütfen artı bağımlılık kazanma. O yüzden yediklerimize, içtiklerimize de birazcık dikkat etmekte fayda var sevgili yaylar. Hadi bakalım, son kartımız bizler için sevgili yaylar. Ama ne olursa olsun zafer bizim arkadaşlar, iki tane, çünkü hatta özür diliyorum arkadaşlar, üç tane güçlü arkan çıktı. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir takım şeylere uyum sağlayacağımız bir dönem, dünya kartı çıkmış, uyum sağlayacağımız bir dönem, yerine getirme kartıdır arkadaşlar bu. Dünya kartı, bir şeyleri tamamlama, yerine getirme veyahut
yeni bir şeylere başlama. Yani belli bir döngüyü bitirip şeytan kartı vesaire de çıktı çünkü. Demek ki yani asılan adamla beraber değerlendirdiğimizde hayatımızdaki bazı şeyleri yeniden gözden geçirip olumlu başlangıçlar yapacağımızı sembol eden bir karttır arkadaşlar. Bu arada işte yükselmeyi temsil eder sevgili yaylar ve başka bir ülkenin vatandaşlığına başvurmuş arkadaşlar için de şanslı bir dönem olduğunu temsil eder. Yani bu kart aslında hayatımızdaki bir sonraki leveli temsil eder arkadaşlar. O yüzden yani bu kartı size 3 kelimeyle ben özetlemeye kalktığım zaman bir sonraki level hayatımızdaki sonuç ve zafer diyebiliriz sevgili yaylar. Evet sevgili yaylar, 15-22 Eylül arası sizler için tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgili yaylar. Hoşça kalın.